İsmim Cengizhan duysak. 2017 yılında gayrimenkul ofisini kurdum. 5-6 yıldır bu sektördeyim. Bostanda ofisimiz. Şu anda 6-7 kişiyiz. Biraz butik çalışıyoruz. Lüks konuttan tutun da işte daha alt segment konutlara kadar piyasanın içindeyiz. 2016 yılında resmi olarak emekli oldum. Satış piyasasından gelmeyim zaten. 2016 yılında kendi yazdığımı satmak için bir gayrimenkul ofisine gitmiştim. Geçmişimi dinleyince beni de sektörün içine soktular zorla. O günden beri kendi işimi yapıyorum, bu sektördeyim ve çok da mutluyum. Yani sektör zor bir sektör. Gayrimenkul danışmanı olarak sektöre girdim. Fakat sektörde bu işi yapan firmalardan istediğim nemayı alamadım daha doğrusu. Çok iyi yönetilmediklerini düşünerek kendi ofisimi açmak istedim. 2016 yılında sektöre girip bir 9 ay falan başka bir ofiste çalıştıktan sonra 2017 yılında kendi ofisimi açma gereği duydum. Çünkü yılların tecrübesi, birikimi artık bu işi kendi ofisinde yap dedi bana. Proje aldık Çeşme'de. O projeyle birlikte tek kişi sektöre girip saldırdık. Şu anda Alsancak'taki daha görselliği olmayan bir ofisten yaklaşık 4 yıldır Bostan'da cadde üzerinde kupon bir yerde kendi ofisimizi açtık. Yani büyüyoruz. Çok da büyümek değil hedefim. Butik olarak çalışıp insanlara doğru hizmet ve iyi hizmet vermek. Şimdi konut fiyatlarının artması özellikle bizim sektörde bizim için çok sıkıntılı. Çünkü biz bu işten hizmet bedeli alıyoruz. Bu işten para kazanıyoruz. Aracılık yaparak para kazanıyoruz. Konut fiyatlarının ulaşılabilir, alınabilir olduğu zamanlarda bu işi yapmak çok zor değil. Yani bu işi hiç bilmeyen bile çok rahat daire satabiliyor. Ama fiyatlar artınca tabii ki insanların alım gücü şu ekonomik koşullarda çok zor. Bir de faizler, konut kredisi faiz oranları çok yüksek olduğu zaman alım da zorlaşıyor. Alım zorlaşınca bizim işlerimiz yavaşlıyor, duruyor ve gerçekten para kazanamaz hale geliyoruz. Bu bizi ekonomik yönden etkiliyor. Çünkü her ofisin kendine göre giderleri var. Bu giderleri karşılamak için de satış yapmamız lazım. Satışa aracılık yapmamız lazım. Karşılığında devletin belirlediği oranlarda komisyonlarımızı almamız lazım. Onlar olmayınca etkileniyoruz tabii ki. Son 3 yılda İnşaat maliyetlerinin giderleri çok arttı. Yani inşaat maliyetleri çok arttı. En önemli malzemeler olan demir ve çimentoya gelen zamlardan sonra satılanı yerine koyamaz hale geldi müteahhitler. Ya da sattıkları rakama mal etmeye başladılar. Özellikle İzmir özelinde söyleyeyim. Pandeminin tüm Türkiye'de getirdiği sıkıntı, İzmir'de yaşanan depremden sonra kentsel dönüşüm başladı ve insanlar eski evlerden daha yeni evlere çıkmaya başladılar ve bu da aslında bir rant oluşturdu. Sanal bir fiyat artışı oluşturdu. Yani ev fiyatlarının artma sebebi bir, Türkiye'de içinde bulunduğumuz ekonomik durum, dövizin artması, faizin artması, inşaat maliyetlerinin ciddi şekilde neredeyse %70'e yakın artması fiyatların da artmasına sebep oldu. Sektör uzaktan çok kolay görünüyor. Özellikle emeklilerin yaptığı bir iş olarak bilinirdi eskiden. Paranın kolay kazanıldığı hiçbir iş yok. Kimimiz bedenimizle, vücudumuzla çok çalışarak, yük kaldırarak para kazanırız. Kimimiz de çenemizle, fiziğimizle, tecrübemizle para kazanırız. Hani yıllardır satışla uğraşıyorum. 30 yılı geçti. 5-6 yıldır bu sektördeyim. Eskiden bana da çok kolay gelirdi bu sektör. Ya ne yaptın ki derlerdi. Bir ev kiraladın, bir kira komisyon aldın. Ama inanın o kiraladığımız evi ya da o sattığımız evi ya da konutu ya da bir gayrimenkulü portföyümüze alana kadar geçen süre, onu pazarlayıp satış aşamasına getirdiğimiz süre ve sattığımız sürede birçok insanla haşır neşir oluyoruz ve onlarla devam diyalog halindeyiz. Satıcıyı ve alıcıyı ikna etmek, onları bir araya getirmek, ikisinin de mutlu olacağı rakamlarda ortak paydada buluşturmak çok zor. Sektör keyifli. Satışı bilip, satışı seven insanlar için çok keyifli. Özellikle yenilere tavsiye ediyorum. Girmekten çok doğru insanlarla çalışsınlar. Eğer sektörü yanlış kişilerden öğrenirlerse bu sektörde çalıştıkları sürece hata yaparlar. Ve bu devamlılık sağlamaz. Onlar için kötü puanlar olur. Sektörü daha başarıp başaramayacaklarını bilmeden yok olup gidebilirler. Doğru markalarla, doğru firmalarla, doğru insanlarla bu sektöre girip bu sektörde devam etsinler. Bir de eğitimleri bol alsınlar. Özellikle tabii devletin istediği bazı sertifikalar var. Yani altyapının iyi olması lazım. Yani ben hayatımı satışa verdim. Yıllardır satışçıyım ama sektöre girdiğimden bu yana eğitim hep alıyorum. Özellikle insanları etkileme becerileri eğitimleri var. Beden dili çok önemli. Benim 35 yıl önce satışa girdiğimde ilk aldığım eğitim benim hiç aklımdan çıkmaz. Bir satıcının bir alıcıya mal satıp satamayacağı alıcı tarafından 7 saniye içinde karar verilir. Bu 7 saniyede yapılması gereken çok şey var. Beden dili çok önemli. Beden dili eğitimini kesinlikle almak zorundalar. Sektörel bazda eksikleri olacaktır. Özellikle sektöre yeni girenlerin. Sektörel eğitimleri bir kere almaları gerekiyor. Etkileşim becerileri, iletişim becerileri, eğitimden zarar gelmez. Yani sektörün verdiği eğitimler dışında kişisel gelişimlerini sağlayacakları eğitimler almak zorundalar. Yani bunun sayısı çok. Şimdi aklıma hepsi gelmeyebilir ama kişisel gelişim eğitimleri diye Google'dan bile aratsalar neler almaları gerektiğini zaten kendileri bilirler. Sizi ve şirketinizi bugünlere kadar getiren en önemli etken nedir? Başkaları tarafından zor bir soru olabilir. Benim için çok kolay bir soru. Dürüstlük. Başka hiçbir şey yok. Bizim mottomuz önce güven. Bu sektörde güven sorunu var. Emlakçı deyince yalan söyler, bir sürü dalaveri çevirir. Onun külahını ona giydirir diye bilinirdi. Geçmişte bunlar çok yaşandı. Çok emlakçıdan kazık yiyenler oldu. Fakat sektör artık bir meslek haline geldi. Eskiden meslek değildi. Emeklinin yaptığı, işte boş gezenin bir ofis açıp, ofiste demeyeyim bir dükkan açıp mahalle arasında yaptığı bir işti. Ama bu dünyada bir meslek. Bunun eğitimleri var. Bakın ben kendi kişisel eğitimimi, sektörel bazda eğitimlerin hepsini alıyorum. Yetmez ikinci üniversite kaydımı yaptırıp 2 yıllık üniversiteyi bitirip diplomamı bile aldım. Sektörde gelişim sağlamak istiyorsanız dürüst olacaksınız. İnsanların size güvenmesini sağlayacak. İnanmasını sağlayacaksınız. Şu ana kadarki en büyük sıkıntı sektörde güven. Güveni sağladıktan sonra siz bugün para kazanamasanız da orta ve uzun vadede ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Kimseyi kandırmadım. Kimseyi üzerinden hakkımdan fazlasını almaya çalışmadım. Ama öyle bir sürekliliğim oldu ki 5 yılda 15 yıllık gayrimenkul işi yapanlardan daha çok çevrem var. Ve ben bu işten çok olmasa da para kazanıyorum. Helaliyle kazanıyorum. Ya şöyle... İş hayatınız boyunca unutamadığınız komik veya kötü bir anınız var mı? Biz hazırlıklıyız. Satışçılar, eski satışçılar bu tür şeylere hazırlıklı. O yüzden yağmur gelmeden arkasından ne geleceğini görebiliyoruz. Yani çok enteresan şeyler yaşadım diyemem. Hep kontrollü gittik. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani çok şey olabilir ama ben hep şunu söylüyorum. Hangi işi yaparsanız yapın, hangi sektörde olursanız olun, sebat etmeyi öğrenin. Kesinlikle dürüst olun. Kendinizi sadece o anda o işi yapar gibi görmeyin. Özellikle daha genç arkadaşlar, benim uzun yıllarım, yani dünyanın en büyük firmalarından birinde çok alt seviyede işe başladım ve uzun yıllarım o şirkette geçti, yaklaşık 18 yıl. Bu süre zarfında hep sebat ettim, hep insanlara iyi davrandım, hep iyilik yapmaya çalıştım. Karşılığını herkese göre değişiyor. Kısa sürede almasam da hep uzun ve orta vadede yönetici oldum, terfi ettim, daha üst pozisyonlarda çalıştım. Şu anda yaptığım işte inanın orada ektiklerimi biçiyorum diyebilirim. Güvenilir insan olun, doğru insan olun, ahlaklı olun. Başka bir şeye gerek yok. Gerisi kendi kendine gelir. Bir de çalışkan olun tabii.